uzun namlulu bir ticari taksiden iniyor. Sırt çantasından uzun namlulu bir silah çıkartıyor. Hemen olay yerine daha 10 metre kala taramaya başlıyor. Her tarafı taramaya başlıyor. Orada hemen kaldırıma bir vatandaş düşüyor, yaralanıyor. Sonra kapının önünde bekleyen bir polis memuru, Burak Yıldız, şehit olan polis memurunun ismi Burak Yıldız, bunu söyleyebiliriz. Burak Yıldız isimli polis memurunu orada şehit ediyor. Tarayarak içeriye kadar devam ediyor. Burada bir sis bombası, panik yapmak için bir ses çıkartan ve ortama sis yayan bir bomba patlatıyor. Daha sonra taramayı sürdürüyor, her tarafı ateş ediyor. Evet. Bunun sosyal medyaya ve bize kaynaklarımızdan gelen fotoğraflar gerçekten korkunç. Olay, cesetler her tarafta. Devam ediyor, şarjörünü değiştiriyor. Yani iddia o ki, benim bir kaynağımdan gelen bilgi, demin arada size de gösterdim. 6 tane şarjör değiştiriyor. 6 şarjör birbirine bağlanmış şekilde bu şarjörler hazır geliyor. Yani uzun süreli çatışmak için bir plan çerçevesinde. Daha büyük katliam yapmak daha için. Daha büyük katliam yapmak için. 6 şarjörü birbirine bağlamış şekilde olay yerine geliyor. Her tarafı taradıktan sonra benim edindiğim bilgi montunu değiştirerek olay yerinden uzaklaşıyor. Fakat demin muhabir arkadaşımız etkisiz hale getirildiğini söyledi. Belki ben stüdyoya girdikten sonra bir son dakika bilgisidir. Onu da birazdan söyledik. Şu anda bilgiler çok taze ve çok sıcak. Dolayısıyla bilgiler arasında farklılık da olabiliyor. Ama dediğimiz gibi resmi kaynaklardan gelen bilgiler bizim için esas olacak. Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bir Twitter'dan açıklaması var. İsterseniz onu bir aktaralım. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, sevgili seyirciler, Twitter'dan açıklaması. Onu aktarayım. İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır, yaralılara şifa diliyorum diyor. Devamında İstanbul'daki mevfur terör saldırısını yapan teröristi, saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. Bu Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek, Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğratamayacaktır diyor. Son olarak da terörün kökü kazımak için Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek, terörü bitirecektir diyor. Muhtemelen zaten